Şu buyruk gitti. Merhabalar. Sesimi duyabiliyor musunuz? Sesle ilgili herhangi bir sıkıntımız var mı? Teşekkür ederim. İsmim Sevgi Kansoy. Tarım USB Certification'da tarım belgelendirme müdürü olarak çalışıyorum. Daha önceki yıllarda hep denetlenen tarafta sistem hazırlayan, kontrol kuruluşuna hazırlanan ve sertifika ürünlerini ihraç eden firmalarda çalışmıştım. 2014 yılından bu yana da sertifikasyon sektöründe çalışıyorum. 2018 yılından bu yana USB Certification'da tarım bölümünde belgelendirme müdürü olarak çalışıyorum. Bu webinarlara neden başladık? Önce ondan bahsedeyim. Biz USP Certification olarak COVID döneminde uzun bir ara verdik, hayata ara verdi herkes. Bu dönemi daha verimli hale getirmek için 20 yıl aşkın süredir bir tecrübemiz var sertifikasyon sektöründe. Bu tecrübelerimizi Mart ayından bu yana webinarlar aracıyla aktararak pandemi sürecine destek olmak istedik. O yüzden başlattık bu webinarları. Bugünkü webinarımızın konusu tarımda sertifikasyon. Tarımda sertifikasyon farklı alanlarda yapılıyor ve bu en yaygın olarak yapılan sertifikasyon programları ve standartları hakkında bilgi vermeye çalışacağım bugün size. Önce kuruluşumuzdan bahsedeyim. USP Certification kimdir onu bir anlatayım sizlere istiyorum. USP Certification olarak ulusal ve uluslararası standartlarda sertifikasyon hizmetleri veriyoruz. 20 yılı aşkın süredir bu sektörde çalışıyoruz. 1998 yılında İstanbul'da kurulan bir şirketiz. Daha sonra ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarında kapsamımızı genişleterek artık uluslararası faaliyet veren, yurt dışında da hizmet veren bir sertifikasyon kuruluşu olmuş durumdayız. Tarımda 2010 yılında Tarım Bakanlığı'ndan ve İyi Tarım Uygulamalarında akredite olduk ve İyi Tarım Uygulamalarında yetkilendirildik ve TÜRKAK'tan akredite olduk. Daha sonra 2015-2016 yıllarında UT'tan yetkilendirildik yerli bir kuruluş olarak. 2017'den sonra organik tarıma 2018 yılında başladık. Ulusal ve uluslararası standartlarda hazırlıklarımızı yaptık ve artık Avrupa Birliği ve Türkiye, Avrupa Birliği ve Kıbrıs'ın organik tarım yönetmeliklerine göre sertifikasyon yapmaya devam ediyoruz. USP nerelerde? Onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum size. İzmir'de merkez ofisimiz. Türkiye'deki yakın coğrafyaya ve Avrupa'ya hizmet veriyoruz. Bunun dışında 2017 yılından itibaren Asya yapılanmasına geçtik ve Bangladeş, Çin, Hindistan ve Pakistan'da USP Certification markası ve ticari ismiyle kurduğumuz şirketlerimizle hizmetlerimizi geniş bir coğrafyaya yaymış bulunuyoruz. 2018 yılından itibaren USP Cyprus olarak da faaliyetlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmeye başladık. Ayrıca uluslararası partnerlerimizle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İspanya, Yunanistan, Hong Kong gibi birçok ülkede faaliyet gösteriyoruz. Neler yapıyoruz? Sistem belgelendirme, tekstil belgelendirme, tarım belgelendirme, gıda belgelendirme, ikinci taraf denetimleri, gözetim ve muayene hizmetleri, marka denetimleri, sosyal uygunluk denetimleri yapıyoruz. Ayrıca USP Akademi ile eğitimler veriyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Alanında uzman ve deneyimli profesyonel kadromuzla müşterilerimizin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü her geçen yıl sürdürülebilir olarak artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca denetim süreçlerimizde USP Pro'va yazılımımızla birlikte dijital olarak yönetiyoruz ve müşterilerimizi de bu dijital platforma dahil ediyoruz. Bugünkü webinarımızın amacı sizlere tarımsal üretimde gerçekleştirilen sertifikasyon standartları ve uluslararası geçerlilikleri hakkında bilgi vermek. Sertifikasyon nedir?
Sertifikasyon aslında genel anlamıyla belirli bir ürün ya da hizmetin belirlenen standartlara uygunluğunun denetlenmesi ve bu denetim sonucunda da uygunluğunun onaylanması. Nüfusun artışıyla birlikte gıda ihtiyacı arttı, tarımsal üretimde kaliteden çok miktarsal artışa yönlendi geçmişte insanlar. Ama tüketiciler zamanla seçiciliğini artırdı. Tarımsal üretimde tarladan sofraya kadar olan zincirde tükettikleri ürünlerin izlenebilirliğini ve gözlemlenmesini ve bunun tarafsız ve bağımsız kuruluşlarla belgelendirilmesini talep etmeye başladılar. Bunun sonucunda da tarımda sertifikasyon yapmaya başladık. Tarımda sertifikasyon ne işe yarıyor? Tarımsal üretim sistemini sadece o üretimin yapıldığı alan ya da ürünle ilgili olarak değil, üretim sisteminin sosyal olarak yaşanabilir olması gerekiyor. Üretim yapanlar için de ekonomik açıdan karlı ve verimli olması gerekiyor. Ve bu üretimi yaparken hem üreten hem tüketenlerin sağlığını, insanların sağlığını korumamız gerekiyor. Hayvan sağlığı ve refahını gözetmemiz gerekiyor ve çevreye zarar vermememiz gerekiyor. Bütün bunları yaparak yaptığımız üretimlerde de tarımda sertifikasyon yapıyoruz biz. Bu sertifikasyonla üretim ve üreticinin kazancı artıyor. Böylelikle rekabet gücü de artıyor ve tüketiciler de daha güvenli gıda tükettikleri için tüketicilerin sağlığını da korumuş oluyoruz. Tarımsal alanda aslında çok fazla sertifikasyon mevcut ama ben en yaygın olarak kullanılan sertifikasyon standartlarından biraz bahsetmek istiyorum size. Organik tarım standartlarını anlatacağım, iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarım standartlarını anlatacağım ve kısaca diğer sertifikasyon programlarından bahsedeceğim. Organik tarım nedir dersek, organik tarım insan sağlığına, çevreye zarar vermeden, üretimde kimyasal girdi kullanmadan ve her aşaması kontrollü ve doğal dengeyi koruyarak, havayı, suyu, diğer enerji kaynaklarını koruyarak, doğal hayatı, yaşadığımız ekosistemi de koruyarak üretim yapılan bir üretim yöntemi. Organik tarım uzun süre hatalı uygulamalar yaptıktan sonra insanoğlu doğadaki dengeyi kaybettik. Ve bu doğal dengeyi korumaya yönelik toprak verimliliğini artıran, biyolojik mücadele yaparak hastalık ve zararlıları kontrol altına alıp zararlıları yok ederken faydalılara zarar vermemeyi amaçlayan, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren ve sentetik olarak üretilen kimyasal gübrelerin ya da ilaçların kullanımını yasaklayan, bu mücadelede hastalık ve zararlılarla mücadelede organik kaynaklardan faydalanarak ekim nübeti, yeşil gübreleme, toprağa daha az işleme gibi tekniklerin kullanıldığı ve bu tekniklerin kullanıldığına dair her aşaması kontrol altında olan, izlenebilirliği sağlanan bir sistem ve bu sistemin gerçekten böyle işlediğini belgeleyen sertifika da organik tarım üretim sertifikası oluyor. Organik tarım standartları çok geniş bir yelpazede ama genel olarak organik tarımda firmalar, üreticiler o ülkeye has geleneksel ya da o yöreye has geleneksel ürünleri organik olarak daha çok dünya organik pazarında görüyoruz. Türkiye'ye baktığımızda en çok ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz ürünlerimiz organik olarak kurutulmuş ve sert kabuklu meyveler. Hindistan'a baktığımızda çay, Danimarka'da süt ve süt ürünleri, Arjantin'de et ve et ürünleri, Orta Amerika ve Afrika'da muz, Tunus'ta hurma, zeytinyağı, Kuzey Kıbrıs'ta da zeytin ve narenciye. Dünyada kişi başına organik ürünü en fazla tüketilen ülkeler İsviçre, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Fransa olarak karşımıza çıkıyor istatistiklerde. Dünyada organik tarım nasıl başladı? Konvansiyonel tarım, yani yoğun girdi kullanılarak, ilaçlar ve gübreler kullanılarak yapılan üretim sonucu ortaya çıkan sorunları engelleyebilmek üzere alternatif bir üretim sistemi olarak ortaya çıktı.
ekolojik tarım ya da organik tarım ya da Latin ülkelerinde biyolojik tarım olarak nitelendiriliyor. 1972 yılında Almanya merkezli olarak Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu kuruldu, IFOA. Tüm dünyada organik tarım hareketlerini bir çatı altında toplamak, gelişimini sağlıklı bir şekilde yönlendirmek, standartlar ve yönetmelikler oluşturmak ve üyelerine, ilgili kurumlara gelişmeleri duyurmak amacıyla kurulan bir kurum, IFOA. Ve IFOA'nın standartları var. Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Gıda Komisyonu tarafından da Codex Alimentarius kapsamında GL 32.999 kılavuzlu uluslararası organik tarım temel standartları arasında yer alıyor. Avrupa Birliği'nin bölgesel bir organik tarım standardı var, mevzuatı var. Amerika'nın NOP standardı var. Gene Amerika'nın organik tarım standardı. Japonya'nın JAS var. Kanada'da COR var. Bunun gibi ülkelerin ulusal mevzuatları dışında bizim de ülkemizin 5262 sayılı organik tarım kanunu ve organik tarımın esasları ve uygulamasına ilişkin yönetmeliğimiz var, ulusal standardımız. Her ülkenin yerel ulusal standardı yanında uluslararası kabul görmüş en yaygın kabul görmüş organik tarım standartlarını da öncelikle bahsedeceğim sizlere. Türkiye'deki organik tarım mevzuatları 1 Aralık 2014 tarihli ve 5262 sayılı organik tarım kanunu. Öncelikle kanunumuz yayınlandı. Daha sonra 2010 yılında uzun bir süre organik tarım kanunu ile organik tarım yapıldı Türkiye'de, ama 2010 yılından itibaren 2010 yılı Ağustos ayında 27.676 sayılı resmi gazetede organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikle beraber Türkiye'deki organik tarımın kuralları ve çerçevesi belirlendi. Bu yönetmelik 7 kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda organik tarımla ilgili genel hükümlerden bahsediliyor. İkinci kısımda organik tarımın esaslarından bahsediliyor. Üçüncü kısım kontrol ve sertifikasyon sisteminden ilgili kuralları anlatıyor. Dördüncü kısım yetkilendirilmiş kuruluşların çalışma kuralları. Beşinci kısım denetim ve cezalar. Bu denetim ve cezaları bakanlık şu andaki adıyla Tarım ve Orman Bakanlığı yürütüyor. Altıncı kısım komiteler. Bu komiteler organik tarımla ilgili karar veren ya da tavsiyede bulunan organik tarım komiteleri var. İki farklı komite var. Bunların özelliklerinden bahsediyor. Yedinci kısımda çeşitli ve son hükümler. Diğer bölümlerde bahsedilen kurallar dışında ek olarak açıklanması gereken hükümler burada geçiyor ve yönetmeliğin ekleri var. Bu ekler organik üretim yapılırken Türkiye'de kullanılabilecek girdilerin neler olduğunu anlatıyor. Yani bitkisel üretim yaptığınızda bitki koruma ürünü olarak hangi girdileri kullanabilirsiniz? Gıda ürünü işliyorsanız bu işlediğiniz ürünlerin içeriğinde hangi maddeler olabilir gibi bilgiler yönetmenin eklerinde mevcut. Ayrıca bu eklerde sertifikada olması gereken bilgiler ya da organik ürün bulunamadığı durumda satıcılardan, yani organik girdi satıcılarından alınan bir beyanlara ilişkin örnekler gibi ekler de mevcut. Organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikte ikinci kısımda ürün gruplarına göre kapsamlar var. Bu kapsamlar neler? Organik tarım metoduyla bitkisel üretim. Bu bitkisel üretim kuralların içinde maya mantar üretimi de geçiyor. Organik tarım metoduyla hayvansal üretim ikinci kapsam. Organik tarım metoduyla su ürünleri yetiştiriciliği üçüncü kapsam. Organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması şeklinde uzun bir adı olan gıda ürünlerin işlenmesine ilişkin bir kapsamımız var. Ve normalde kapsamda olmayan, akreditasyon kurumlarının kapsamında olmayan ama yönetmelikte yeri olan organik üretim yaparken kullanılacak gübreler, toprak iyileştiriciler, besin maddeleri ve bitki koruma ürünlerine ilişkin bir kapsam var. Biz kontrol ve sertifikasyon kuruluşları Tarım Bakanlığı'ndan yetki alıyoruz.
bu kapsamlara göre hangi kapsamda çalışacağımıza dair dokümanlarımızı bakanlığa ulaştırıp bakanlıktan yetki aldıktan sonra akreditasyon kurumlarına başvuruyoruz ve o standartta denetim yapmak üzere akredite oluyoruz. Bunlar yönetmelikte belirtilen bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun yapabileceği üretim kapsamları, ürünlere göre düzenlenmiş olan kapsamları burada görebiliyoruz. Şimdi bu ürün kapsamlarından bahsettik. Organik tarımda bir geçiş süreci var. Ve yönetmelikte bu geçiş süreci nedir? Geçiş süreci, ben organik tarım yapmaya başlıyorum dediğiniz andan itibaren ürünün çeşidine göre bitkisel üretimde farklı, hayvansal üretimde farklı, bitkisel üretime baktığımızda tek yıllık ürünlerde farklı ve çok yıllık ürünlerde farklı olmak üzere bir geçiş dönemi tanımlanmış durumda. Bu geçiş döneminde ne oluyor? Ben organik tarım üretimine başladım ama benim toprağımın temizlenmesi lazım. Benim üretim sistemimi organik tarıma uygun hale getirmem ve organik üretimi öğrenip geçiş sürecimi tamamlayıp ondan sonra organik ürün üretir hale gelmem lazım. Tüm kapsamlarda, biraz önce bahsettiğimiz tüm kapsamlarda ürünlere has geçiş süreçleri tanımlanmış bulunuyor. Tüzel kişiliğe sahip olmak koşulu ile yönetmeliğimize göre kontrol ve sertifikasyon kuruluşuyla bir sözleşme yaptığında kalite yönetim sistemi, iç kontrol sistemi, örnekleme usulü kontrol söz konusu değil. Yani biz grup bile olsa, üretici grubu olarak bize başvuruyor olsa bile tüzel kişilik olarak biz tüm üreticileri tek tek kontrol etmek zorundayız bizim yönetmeliğimize göre. Bu yönetmeliğin eklerinde belirtilmiş olan izin verilen maddeler dışında herhangi bir madde kullanımın durumunda organik ürünün statü kaybı söz konusu oluyor. Biraz önce bahsettiğim geçiş döneminde ürün önce geçiş dönemi, sonra geçiş 1 oluyor. Çok yıllıksa geçiş 2, sonrasında geçiş 3 ve organik oluyor. Organik seviyeye gelmiş bir ürün, organik tarım yönetmeliğinin ekinde verilmeyen herhangi bir kimyasalla muamele edildiğinde organik statüsünü kaybediyor ve tekrar geçiş dönemine geçiyor. Organik ürünlerin, üretilen ürünlerin daha doğrusu organik olarak satılabilmesi için de kontrol ve sertifikasyon kuruluşunda o satışa ilişkin ürün sertifikası alma zorunluluğu var. Önce biz araziyi ya da işletmeyi kontrol ediyoruz. Kontrol ettiğimizde verdiğimiz sertifika, evet bu arazide, bu işletmede organik tarım kurallarına uygun üretim yapılıyor dediğimiz müteşebbis sertifikası. Bizim yönetmeliğimizin adında, bizim yönetmeliğimizde geçen adıyla. Ama bu müteşebbis sertifikası almış işletmeden, araziden çıkan ürünün organik olarak satılabilmesi için de kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvurup üreticinin ben bu ürünü organik olarak satıyorum, şu firmaya satıyorum, şu kadar miktarda satıyorum diye başvuru yapıp o sattığı miktardaki ürün için ürün sertifikası alma zorunluluğu var. Organik ürün satışında bizim yönetmeliğimize göre sertifikasız ürün organik olarak satılamaz. Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatı. Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatı'nda aslında temel iki mevzuat var. Bunun üzerine eklenmiş yönetmelikler var. Temel iki mevzuat ne? Gıda yönetmeliği, Food Legislation 178/2012 ve Avrupa Birliği'ndeki tarım bakanlıklarının resmi otoritelerince yapılan resmi kontrolleri içeren 882/2004 numaralı bir yönetmelik var. Ama bunun dışında da 2007 yılında 834 numaralı bir yönetmelik çıktı. Ondan sonra buna ek olarak 2007 yılında 889 numaralı yönetmelik çıktı. Sonra 2008 yılında da 1235 numaralı yönetmelik çıktı. Bu yönetmeliklerin hepsi bir araya gelerek şu anda günümüzde mevcut organik tarım, Avrupa Birliği mevzuatına göre yapılan organik tarımın kurallarını belirlemiş oldu. Şu anda 2018 yılında 2018'de 848 numaralı bir yönetmelik daha yayınlandı. Ve bu yönetmelik 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. Şu ana kadar biz
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde Avrupa Birliği yönetmeliğine göre üretim yaparken eş değerlik standardıyla yetki alıp bu ülkenin koşullarında biz bu standartlara göre kontrol ve sertifikasyon yapacağız deyip komisyona kendi sistemimizi anlatıyorduk ve bizim sistemimizi onaylayarak Türkiye'de sertifika veriyorduk üreticilere Avrupa Birliği'ne göre. Şu andaki bu yeni gelen değişiklikle birlikte ister Avrupa Birliği üyesi ülkesi olsun, ister Avrupa Birliği üyesi olmayan üçüncü taraf ülke, third country olarak tabir edilen ülkelerden olsun, hepsi bu yeni yönetmeliğe göre faaliyetlerini sürdürmek zorunda. Eşdeğerlik yerine bu yönetmeliğe %100 uyum geldi. Daha önceki durumlarda Avrupa Birliği üye ülkelerin kendi içlerinde de farklı uygulamalar kabul edilebiliyordu. Ülkeler komisyona belirterek benim ülkemde evet ana çerçevesiyle şu ama istisnai durumlarda ben değişiklikler yapıyorum deyip komisyona bildirip değişikliklerini kendi ülkelerindeki yasal mevzuatlarında yapabiliyorlardı ufak değişikliklerde ülke koşullarına göre. Ama şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, Avrupa üyesi olmayan ülkelerde Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği yönetmeliğine göre sertifikalandırılmış ürün satmak isterlerse Avrupa Birliği'nin yayınladığı bu yönetmeliğin içindeki kurallara %100 uymak zorundalar. Bu yeni yönetmeliğe göre neler değişti? Ürün kategorileri değişti. Biraz önce bizim yönetmeliğimizde anlattığım gibi ürün kategorileri gene farklıydı Avrupa Birliği'nde de. İşte bitkisel üretim, işlenmiş ürünler, yem için üretilecek ya da işte gıda için üretilecek şeklinde farklı kategoriler vardı ürün kategorileri. Ama yeni yönetmelikteki ürün kategorileri tohum ve diğer bitki üretim materyalleri yani fideler, fidanlar vesaire tüm üretim materyalleri dahil olmak üzere canlı veya işlenmemiş tarımsal ürünler birinci grup. Gıda olarak kullanılacak işlenmiş tarım ürünleri ikinci grup ve yem üçüncü grup olarak tanımlandı. Bu arada birinci grupta A grubunda tanımlanan ürünlerin detayları da gene yönetmeliğin ekinde bu gruba giren daha önce çok net tarif edilmeyen ürünler de gene bu yönetmelikte yerini bulmuş oldu. Ne oldu? Avrupa Birliği yönetmeliğinde grup sertifikasyonu yoktu. Birebir kontrol gerekiyordu. Şu anda bizim yönetmeliğimizde olduğu gibi. Ama yeni yönetmelikle grup sertifikasyonu geldi. Ama bu grup sertifikasyonunun koşulları belirlendi. Grup sertifikasyonu yapmak istenirse üretici grupları kalite yönetim sistemi kurmak zorunda. Bu kalite yönetim sistemine göre iç kontrollerini yapmalı, raporlamalı, uygunsuzluklarını kontrol kuruluşuna bildirmeli ve kendi sistemini kendi kontrol etmeli ve yönetmeli. Bu iç kontrol sistemi ve grup sertifikasyonu ile birlikte kontrol kuruluşlarında da %100 fiziksel kontrol artık gerekmiyor. Ama kontrol kuruluşları risk analizi yapacak. Bu risk analizine göre kontrol edilecek üretici sayısı ya da hangi üreticilerin, hangi ürünlerin riski daha yüksekse öncelikle onların kontrol edilmesi gibi koşullar geldi. Burada gördüğünüz yeşil yaprak Avrupa Birliği'nin Organik Tarım Yönetmeliği'nin logosu. Bu logoyu taşıyan ürünler Avrupa Birliği Organik Tarım Yönetmeliği'ne göre üretilmiş demek oluyor. Alttaki kod kontrol kuruluşunun kodu. TR Bio 179 dediğimizde TR bu ürünün Türkiye'de üretildiği, Bio organik olduğu, 179'da yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşunun numarası oluyor. Ve bu ürün hangi ülkede üretildiği logonun altında yazıyor, etiketlerde belirtiliyor organik tarım yönetmeliğinde. Diğer bir yaygın olarak kullanılan organik tarım yönetmeliği Amerika'nın organik tarım yönetmeliği. USDA NOP, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tarım Bakanlığı'nın organik tarım mevzuatı ve Amerika Birleşik Devletleri bunu federal bir yasal bir program olarak 2001 yılında yayınladı ve Amerika'da satılacak organik olarak üretilen tüm ürünler için tek tip ulusal bir standart geliştirdi ve bu standardı uyguluyor. Amerika'ya satılacak organik ürünlerde de bu standardı istiyorlar. Bu standardın akreditasyonu kamu ve özel sektör ortaklığıyla faaliyet gösteriyor NOP.
kontrol kuruluşlarına, ya yani özel kontrol kuruluşuna, kamuda olmayan özel kontrol kuruluşlarına gidiyor, kontrol ediyor, akredite ediyor, benim adıma kontrol ve sertifikasyon yapabilirsin diyor ve sonrasında işletmelerin ya da çiftliklerin organik, ulusal organik standartları karşıladığına dair kontrol kuruluşu sertifika veriyor. Ondan sonra da bu logoyu kullanarak, burada görmüş olduğunuz USDA organik logosunu kullanarak ürünler organik olarak Amerika'ya, Amerika'da satışı gerçekleştirilebiliyor. Organik statüye gelmiş ürünlerde nokta diğer yönetmeliklerden farklı olarak bir sınıflandırma var organik ürün içeriğine göre. %75 organik diyebiliyorsunuz nokta ya da %100 organik diyebiliyorsunuz, %95 diye. %75 organik, organik ya da %100 organik ifadelerine yer verilebiliyor etiketlerde ki verilmesi de gerekiyor ayrıca. Nokta tüm diğer organik tarım standartlarından daha önceki dönemlerden itibaren grup standartına ilişkin kurallar net şekilde tarif edilmiş. Grup üyelerinden iç kontrol sistemini yapmasını istiyor ve iç kontrol sistemini etkin çalıştıran gruplarda daha sonra kontrol kuruluşu gidip kontrollerini yapıyor, iç tetkik sonuçları, iç kontrol sisteminin verilerini de değerlendiriyor, kendi bulgularını da değerlendiriyor, sertifikasyon sisteminde kontrol kuruluşu, sertifikasyon kararında. NOP ayrıca NOP sertifikalı olarak üretilecek ürünler için bitkisel üretim ya da işleme safhalarında kullanılmasına izin verilen tüm girdiler için kendi web sayfasında ticari adlarıyla birlikte yayınlıyor. Yani diyor ki evet sen organik olarak bu ürünü üreteceksin, gıda işleyeceksin. Gıda işlerken bu yönetmelikteki bu web sitesinde yer alan ürünlerden kullanabilirsin. Ama bunların dışında bir şey kullanamazsın. Dolayısıyla o listeye giren ürünlerden kullanıp devam ediyorsunuz. Daha önce bahsetmiştim, iFarm'dan organik tarımın başlangıcında standartları oluşturmuştu. Şu anda iFarm'ın uluslararası birbirini tanıyan kardeş sertifikasyon programları var organik tarımda. iFarm standardı var. Afrika'da Tunus var, birkaç tane örnek vereceğim sadece şu anda size. Asya'da mesela Çin'in organik yönetmeliği var, Hindistan'ın organik yönetmeliği var, İsrail'in var, Japonya'nın var. Okyanusya'ya geldiğimizde Yeni Zelanda'nın organik yönetmeliği var, Avustralya'nın organik standardı var. Avrupa'da Avrupa Birliği'nin organik yönetmeliği var. İsviçre'nin BioSwiss adındaki özel kendi ulusal organik tarım yönetmeliği var. Amerika'da Amerika kıtasında Arjantin'in var, Kanada'nın var, Ekvador'un var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz önce bahsettiğimiz USDA organik NOP'u var. Gibi bu standartlar birbirleriyle, ya yani organik tarım standartları birbirleriyle etkileşim halinde, eşdeğerlikler sağlamaya çalışır şekilde devam ediyorlar. Organik tarımdaki yaygın standartlardan bahsettikten sonra şimdi iyi tarım uygulamaları ile ilgili tarımsal standartlardan biraz bahsetmek istiyorum. İyi tarım uygulamaları nedir? Önce bunu bir tanımlayalım. İyi tarım uygulamaları tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir kılan, ekonomik açıdan karlı verimli, insan ve hayvan sağlığını koruyan, doğal kaynakları koruyan, tarımda izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlandığı tarımsal üretim yöntemi. İyi tarım uygulamalarında kimyasal gübre ve ilaç kullanımına izin veriliyor ama belirli kurallara uyarak bunları yapmamız gerekiyor. İyi tarım uygulamaları standartlarında yaygın olanlar, iyi tarım uygulamaları hakkında yönetmelik, bizim ülkemizde geçerli olan bizim yasal iyi tarım uygulamaları mevzuatımız. Bir diğeri en yaygın iyi tarım uygulamaları standardı Global Gap ve Ek modülleri var ve UTS var, UTS ve Reinforced Alliance. Onlardan da ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim. İyi tarım uygulamaları yönetmeliği ne kadar süredir ülkemizde uygulanıyor? İlk kez 2004 yılında iyi tarım uygulamalarına ilişkin yönetmelik olarak yayınlandı.
Daha sonra 2010 yılında yönetmelik güncellendi ve ismi de İyi Tarım Uygulamaları hakkında yönetmelik oldu. 13 Haziran 2011'de yaş meyve sebze kriterleri revize edildi. 1 Temmuz 2011 yılında su ürünleri kriterleri yayınlandı. 4 Ekim 2011'de de hayvancılık kriterleri yayınlandı. Bu kriterler Tarım Bakanlığı'nca yayınlanıyor ve biz kontrol kuruluşları da Tarım Bakanlığı'nın yayınlandığı bu kriterlere uygunluğunu gidip kontrol edip sertifikalandırıyoruz. İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği'nde üreticiler, üretici örgütleri ve müteşebbisler var. Ve bu grupların, üretici grupların faaliyetlerinin her türlü kontrol ve sertifikasyonları ile ilgili görev ve sorumluluklarını biz kontrol ediyoruz. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşları. İyi Tarım sertifikası alan bir firma ne yapmış oluyor? İnsan sağlığına zararlı kimyasal ve fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar içermeyen bir ürün üretmiş oluyor. Ve bu ürünü üretirken kullandığı ilaçların, gübrelerin atıklarını ya da belli dozda kullandığı kimyasallardan dolayı çevreye ve doğal dengeye zarar vermeden üretim yapıyor. Üretim sırasında çalışanları ve çevredeki canlıları olumsuz etkilemiyor. Çünkü iyi tarım uygulamalarına göre üretim yapan bir üretici kendi sağlığını da koruyor, koruyucu kıyafetleriyle uygulama yapıyor, üründe hasat süresiyle ilgili bekleme kurallarına uyuyor ve hem kendini hem orada çalışanları ve çevresindeki canlıları da olumsuz etkilememiş oluyor. Ve böylece iyi tarım uygulamaları sertifikasıyla da Türkiye'deki tarımsal mevzuatlara uygun bir üretim yaptığını belgelemiş oluyor. İyi tarım uygulamaları hakkında yönetmelikteki ürün kapsamlarından da bahsedelim. Şimdi önce bir tüm çiftlikler tabanı var. Bu tüm çiftlikler tabanı bitkisel, hayvansal su ürünleri olmaksızın herkesin mutlaka uyması gereken kuralları anlatıyor. Daha sonra bitkisel taban, hayvansal taban ya da su ürünleri tabanı olarak ayrılıyorlar. Bitkisel üretimde kendi içinde gruplandırılıyor. Meyve ve sebzeler bir grup, biçilebilir ürünler ikinci grup, çiçek ve süs bitkileri üçüncü grup, fide ve fidancılık dördüncü grup ve çay beşinci grup oluyor. Hayvansal üretimde ruminantlar, tavukçuluk ve hindicilik olarak ayrılıyor. Ruminantlarda da bunu süt sarıcılığı mı yapıyorsunuz, besicilik mi yapıyorsunuz şeklinde alt kırılımları mevcut. Su ürünlerinde de balık modülü ve çift kabuklu yumuşakçalar var. Bunlar da iyi tarım uygulamalarında ürün kapsamları. İyi tarım uygulamalarının faydaları neler? Üreticiye faydalarından önce bahsedelim. Pazara etkin katılıyor. Sertifikalı bir ürünü pazara sunduğunda üretici daha avantajlı oluyor. Perakendecilerle ilişkileri daha açık ve anlaşılır olabiliyor. Rekabet fırsatı yaratıyor. Ve gerçekten kurallarına uygun olarak iyi tarım uygulamaları yapan bir üretici kalitede ve verimde artış görüyor. Uzun vadede üretim maliyetleri düşüyor çünkü gereksiz girdi kullanmıyor. Gerektiği durumda, gerektiği şekilde uygun girdiği kullanıyor. Komşum attı, ben de ilaç atayım demiyor. Zararlı eşiğine geldiğinde ilaç atıyor gibi kurallara uygun üretim yaptığında ve maliyetlerini de uzun vadede düşürmüş oluyor. Ve izlenebilirlik sistemi var. Kayıtlarını tuttuğunda her yıl bir önceki yıl o dönemde neler yapmış, ne yapmış, bunun sonucunda karşılığı ne olmuş onu da görebiliyor. Bu yıl yaptığı bir uygulamanın sonucunu bir sonraki yıl kayıtlarını tutup neler yaptığını izlediğinde aşağı yukarı uygulamalarında bu sene neyle karşılaşacağını bilebiliyor. Kaynaklarını daha iyi kullanıyor çünkü enerji verimliliği de önemli iyi tarım uygulamalarında. Enerjiyi boşa harcamamak, enerji kullanımı, kaynakları korumak zorundayız. Hem su kaynaklarını hem enerji kaynaklarını, çevreyi kirletmemeliyiz. Çalışma koşullarını iyileştirmemiz gerekiyor. Yönetim becerilerini geliştirmek gerekiyor. Ve hasat sonrası kayıpları da bu standartlara uygun üretim yaptığında azalmış oluyor üreticilerimiz. Tüketiciye ne faydası var? Tüketici besinin kaynağı sonucunda aydınlatıcı bilgiye sahip oluyor. Sağlık, emniyet riskleri azalmış oluyor.
ve izlenebilirlik sağlanabiliyor. İyi tarım uygulamaları etiketli bir ürünü aldığında, iyi tarım uygulamaları sertifikalı bir ürünü aldığında ana kaynağına kadar izlenebilirliğini görebiliyor. Ve üretilirken kontrollü üretildiğini bildiği için daha güvenli olarak o gıdayı tüketiyor ve kendi sağlığına zararlı maddeler içermediği konusunda sertifikasız bir ürüne göre daha güven duyarak, daha kalite ve çeşit konusunda daha tatmin olarak bir ürün tüketmiş oluyor. Burada gördüğünüz logoda Türkiye'deki iyi tarım uygulamaları ile üretilen ürünlere kullanılan iyi tarım uygulamaları logosu. İyi tarım uygulamaları ile birlikte kaliteli ve verimli bir üretim yapıyoruz ve güvenli gıda tüketimi sağlıyoruz. Hem üreticilerin kazancı ve rekabet gücü artıyor, tüketicilerin de sağlığı korunuyor. Ve üretim alanından tüketicinin sofrasına kadar tüm üretim ve satış aşamalarını kapsayacak şekilde güvenli ve izlenebilir bir sistemle üretim yapılmış ve sertifikalandırılmış oluyor. İyi tarım uygulamaları bizim ülkemizde uygulanan adıyla yasal mevzuattı. Ama uluslararası en çok sertifikasyon yapılan iyi tarım uygulamaları standardı Global GAP. Global GAP nedir? Global GAP aslında 1997 yılında Avrupa'daki Perakendeciler Birliği'nin bir araya gelerek oluşturduğu bir standart. O dönemde oluşturduklarında adı Europe GAP'ti. Ve perakendeciler Avrupa'da kendi perakende mağazalarında satacakları ürünlerde belli kalite kriterleri koymak istediler. Ve öncelikle İngiliz perakendeciler tüketicilerin artık güvenilir ürün, çevreye, işçiye, hayvanlara zarar vermeyen, hayvan refahı ile ilgili ya da insan sağlığı ve refahı ile ilgili koşullara uygun üretilmiş ürünler tüketme eğiliminde olduğunu fark edince biz bu eğilimi karşılayacak bir standart oluşturalım ve tedarikçilerimizden bu standarda uygun üretim yapmalarını isteyelim dediler. Ve 97 yılında Europe adıyla bu standardı yayınladılar. Daha sonra ne oldu? Europe standartları üreticilerin gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim yöntemleri, işçi ve hayvan refahı, su, karma yem ve bitkisel üretim materyallerinin sorumlu kullanımı için Avrupa çapında kabul edilen kriterlere uymalarına yardımcı oldu. Daha sonra bu standartlar harmonize edildi. Sertifikasyon aynı zamanda üreticiler için de tasarruf anlamına geliyordu. Çünkü artık her yıl farklı farklı standartlarda farklı farklı sertifikalar almak yerine Perakendeciler Birliği'nin birleştiği ortak bir standardın sertifikasını alarak bu perakendecilere ürün satabilecek duruma geldiler. Takip eden yıllarda bu standart sadece Avrupa kıtasında kalmadı, tüm dünyaya yayıldı. Küreselleşmenin etkisiyle dünya çapında giderek artan sayıda üretici ve perakendeci bu gruba katıldı ve küresel bir önem kazandı. Uluslararası ve küresel anlamda çok yayılan bir standart olduğu durumda iyi tarım uygulamalarında lider bir standart olmak amacıyla Europe GAP adını Global GAP olarak değiştirdi. Ve şu anda günümüzde Global GAP adıyla devam ediyor standart ve 135'ten fazla ülkede tüketici gereksinimlerini iyi tarım uygulamalarına dönüştüren dünyanın önde gelen bir iyi tarım uygulamaları standart. Yılı başında Global GAP'in resmi internet sitesinde paylaştıran verilere göre dünya genelinde 135'ten fazla ülkede 200'den fazla Global GAP sertifikalı çiftlik ve 155'ten fazla Global GAP onaylı sertifikasyon kuruluşu bulunuyor. Global GAP'in bir de ek modülleri var. GRAS modülünden bahsedelim öncelikle. GRAS modülü sadece, yani Global GAP sadece ürünle ilgili değil. GRAS modülünde iyi tarım uygulamalarıyla üretilen ürünün aynı zamanda sosyal uygulamalardaki risk analizinin de yapılmasını istiyor. Çiftlikteki sosyal uygulamaları,
ve bunları değerlendirmek üzere geliştirilen işçilerin sağlığını, güvenliğini, refahını belirli yöntemlerle ele almak için geliştirilmiş gönüllü bir modül. GRASP sertifika Global Gap'in sosyal yönünü tamamlamak amacıyla tasarlanmış bir modül, ek modül. Denetimleri Global Gap denetimi ile birlikte değerlendiriliyor ama Global Gap için GRASP için onaylanmış bir Global Gap sertifikasyon kuruluşu üretim tesislerinin GRASP değerlendirmesini de yapabiliyor. Değerlendirme sonuçları daha sonra uygunluk seviyesini gösteren Global Gap veri tabanına yükleniyor ve sonrasında bu sonuçlar erişim sağlanmış tedarik zinciri ortakları ve alıcılar için görünür oluyor. Global Gap'in bir veri tabanı var ve Global Gap'e göre sertifikalandırılmış olan firmalar veri tabanında hangi bilgilerin paylaşılmayacağını da seçiyorlar önceden. GRASP sosyal uygunluk dediğimiz şeyi birazcık açacak olursak, Global Gap üretim yapılan işletmelerde, çiftliklerde bu üretimi yapan kişilerin sosyal hakları, çalışma süreleri, ücretleri, herhangi bir eşitsizlik olup olmadığı gibi sosyal standartların sorgulandığı bir ek modül GRASP. GRASP'ta da gene sertifika 1 yıl geçerli ve 1 yıl sonunda denetimler yıllık olarak yenileniyor. Üreticilerin kendi çiftliklerinde iyi bir sosyal yönetim sistemi kurmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca alıcılara da ek güvence sunuyor. Alıcılar da GRASP ek modülü de içeren sertifikalı bir ürün aldığında insanın korunmasına faydalı olduğunu biliyorlar. Diğer bir ek modülü Global Gap'in Nurture modülü. İngiltere'nin büyük süpermarket zinciri Tesco'ya yaş meyve sebze tedarik edenlere yönelik hazırlanmış Avrupa Birliği'nde en üst yaş meyve sebze ürünleri standarttı bu. 12 ülkede 2500'den fazla mağazaya sahip olan Tesco, sattığı sebze ve meyvelerde tarladan sofraya gözetim kuralını uyguluyor. TİEN belgesine sahip olmayan tedarikçiler Tesco ürün satamıyorlar. Tesco'nun önce bir birincil tedarikçileri var. Avrupa Birliği'nde Tesco'ya mal tedarik eden perakendeciler. Ondan sonra da onların ürün aldığı dünyanın değişik bölgelerindeki üreticiler var. Tesco'nun bu Nurture modül standardına sahip olan üreticilerden ürün alması için önce bu tedarikçilerden birine ürün satıyor olması lazım. Bu tedarikçiler üreticilerden Nurture modül sertifikası olması koşuluyla ürün alıp Tesco'ya tedarikte bulunabiliyorlar. TN'de çevre ve doğal hayat konularına çok yüksek önem veriliyor. Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları, entegre mücadele ya da hastalık ve zararlarla mücadelede entegre ürün yetiştiriciliği gibi ilkeleri baz alarak daha geniş teknoloji ve daha geniş yelpazeden bakarak sürekli üreticilerin kendilerini iyileştirmesini, geliştirmesini destekleyen bir standart. E, 2017 Ocak ayından beri Tesco Nurture programı Global Gap'in versiyon 5 denetim süreçlerine ek bir modül olarak yürütülüyor. Bitki koruma ürün listesi yönetimine odaklanıyor. Çünkü Tesco'nun kendi bitki koruma ürünü listesi var ve bu ürün listesine daha önce üretim sezonu öncesinde üreticiler diyor ki ben ürünümde bu hastalık ya da zararlı olursa şu ilaçları kullanmayı düşünüyorum. Ve bu ilaç listesini, potansiyel ilaç listesini Tesco'ya bildiriyor. Tesco bütün tedarikçilerden listeleri topluyor. Neler olduğunu, neler kullanımı ihtimali olduğunu bakıyor, değerlendiriyor ve en son final bitki koruma ürünü listesini tedarikçilerine gönderiyor. Ve bütün tedarikçiler bu liste dışında ilaç kullanmıyorlar kesinlikle. Global Gap ile ilgili tüm bilgileri, yani bu ben şu anda burada size bu standartla ilgili çok temel düzeyde bilgiler veriyorum. Her biri çok uzun eğitimler içerecek, çok uzun zaman alacak eğitimler. O yüzden genel standartlara bir bakış açınız olması açısından özet olarak standartları anlatıyorum. Ama daha detaylı Global Gap ile kontrol listeleriyle genel kurallarla ilgili bilgi almak isterseniz
Burada görmüş olduğunuz globalgap.org.uk adresinden, Global Gap'in web sitesinden de bu bilgileri alabilirsiniz. Diğer bir tarımsal sertifikasyon standardımız Rainforest Alliance UTZ. Sürdürülebilir bir program. UTZ onaylı demek sürdürülebilir tarıma ve çiftçilere, ailelere, dünyamız için daha iyi bir fırsatlara ulaşmak demek. UTZ programı çiftçilerin daha iyi tarım yöntemlerini, çalışma koşullarını iyileştirmelerini, çocuklarına ve çevreye daha iyi bakmalarını, öğrenmelerini sağlıyor. Rainforest Alliance, iş dünyası, tarım ve ormanların kesişim noktasında çalışan, uluslararası kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Rainforest Alliance da çiftçilerin daha iyi ürün üretmelerine, iklim değişikliklerine uyum sağlamalarına, verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini azaltmalarına yardımcı oluyor. Rainforest Alliance ve UTZ 2018 yılında birleştiler. UTZ nedir? UTZ'dan bahsedelim biraz size. UTZ sertifikasyonunda 4 tane ana ürün var. Fındık, kakao, çay ve kahve. Ve bu 4 tane ürünün üretimine ilişkin standartları var UTZ'un. Davranış kuralları, standartları var. Bu davranış kuralları üretici ve üretici grupları için hazırlanmış bir standart. Daha iyi tarım yöntemleri ve çalışma koşullarının yanı sıra doğa ve gelecek nesiller için de daha iyi bir bakımı tanımlayan bir standart. Davranış kurallarında yer alan gereklilikleri sağlıyorsa eğer bir üretici ya da üretici grubu sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol ediliyor. Sertifikasyon ile sonuçlanan bir denetim geçiriyor üreticiler. Sonra da UTZ sertifikalı olarak bu ürünlerini satabiliyorlar. Temel davranış kuralları sürdürülebilirliğin dört ayağını temsil eden dört bloğa ayrılmış durumda. Blok A yönetim, blok B tarım uygulamaları, blok C çalışma koşulları, blok D çevre. Biraz önce bahsettiğimiz organik tarım ve iyi tarım uygulamaları standartlarına ek olarak Global Gap'in grasp'ı dışında UTZ programında daha fazla çalışma koşulları ve çevreye ilişkin kurallar var. Özellikle işçilerin çalışma koşulları, çocuk işçi çalıştırılması, aile işçiliği, ve ücretlerle ilgili koşulların anlatıldığı kısım blok C'de yer alıyor. Gözetim zinciri ikinci standardı UTZ'un bir önceki den farklı olarak sertifikalı ürünlerin fiziki ya da idari olarak UTZ sertifikalı üreticilerle ilişkilendirildiği, UTZ sertifikalı ürünlerin izlenebilirliğinin sağlandığı ve güven oluşturmasını amaçlayan bir tedarik zinciri aktörüne yönelik bir standart. Tedarik zinciri aktörü dediğimizde UTZ sertifikalı ürünleri işleyen, paketleyen, satan kuruluşlar oluyor. Gözetim zinciri standardı doğrultusunda yapılan sertifikasyonda sertifikalandırılmış tedarik zinciri aktörü ki bunlar işletmeler, ürünlerinin UTZ sertifikalı olduğu ve buna UTZ tarafından belirlenmiş gereklilikleri karşıladığı şeklinde ticaretini yapıyor ve fiziksel bu kurallara uygun fiziksel işlem gördüğünü de garanti altına alıyor. Sonuç olarak sertifikalı bir tarımsal üretim yaptığımızda bu standartların hepsinin ortak hedefi insan ve çevre sağlığını korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve bunun için atılacak adımları tanımlamak. Hepsinin ortak amacı bu. Yani insan sağlığını koruyacağız, çevremizi koruyacağız ve bu dünyayı yaşanabilir bir şekilde gelecek nesillere aktaracağız. Farklı kuralları var ama amacımız aynı. Benim anlatacaklarım şu anda temel olarak bu kadar ama sorularınız varsa cevaplamaktan memnuniyet duyuyorum. Ayrıca bu ekranda görmüş olduğunuz e-mail adresinden de sorularınızı daha sonra da bana iletebilirsiniz. Soruları görüyorum. UTZ, evet, USB Certification UTZ'da yetkilidir.
Us ve Reinforced Silence birleştikten sonraki durumda henüz yeni standart yayınlanmadı. Onunla ilgili geçiş sürecine de devam ediyor olacağız. Arıcılık organik sertifikası Türk Organik Tarım Yönetmeliğine göre ve Avrupa Birliği Yönetmeliğine göre hayvancılık kapsamında sertifikasyon yapmıyoruz. Organik arıcılığa sertifika vermiyoruz ama organik hayvancılıktan üretilmiş ürünlerin paketlenmesi kısmında hizmet verebiliyoruz. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde sertifikasyon hizmeti veriyoruz. Organik kurum evi için de sertifika veriyoruz. Ya biz USP Certification olarak, öncelikle onu tekrar söyleyeyim. Sanırım anlatırken çok üstünde durup anlatamadım. Oraya hızlı geçmiş olabilirim. Biz USP Certification olarak Türkiye'de Türk Organik Tarım Yönetmeliğine göre bitkisel ürünlerde, bitkisel üretimde ve organik olarak organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, pazarlanması kapsamlarında hizmet veriyoruz. Eğer işletmeniz organik olarak, organik hayvancılıktan elde edilmiş bir ürünü alıyor, yeniden paketliyor ve satıyorsa bunu sertifika veriyoruz. Ama organik tavuk üretiyorsanız ya da organik yumurtayı üreten, organik yumurta tavuğu üretiyorsanız buna sertifika vermiyoruz. Bu bizim kapsamımızda değil. Ama organik yumurtayı satın alıyor, paketliyor ve satıyorsanız sadece paketleme aşaması varsa bunda sertifika veriyoruz. Avrupa Birliği yönetmeliğinde de gene bitkisel üretim ve gıda olarak kullanılacak olan işlenmiş ürünlerde sertifikasyon hizmeti veriyoruz. Türkiye'de organik bal sertifikalandırılır. Organik arıcılık kısmı hayvancılık kapsamı olan sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılır. Ama organik balı alıp yeniden paketleyip satan kuruluşlarda işleme ve pazarlama kapsamı olan sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılabilir. Maliyet sormuş Ayhan Bey. Ayhan Bey, maliyeti, ürününüzü, prosesinizi bilmeden şu anda söyleyemem ama eğer bize bu bilgileri gönderirseniz maille, maliyet kısmında da bilgi veririz tabii ki. Sanırım başka sorumuz yok şu anda. Umarım faydalı olmuştur. Çok hızlı geçmemiştir. Her şeyi anlatabildiğimi umuyorum. Dinlediğiniz için, ilginiz için hepinize çok teşekkür ediyorum.